Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'de İstanbul'da belediye otobüsü süreceğim. Görmüş olduğunuz gibi karşımızda Solaris Urbino belediye otobüsü. Yapımcısı Alter olarak geçiyor. İsmini doğru mu okudum bilmiyorum ama detaylarını ve indirme linkini açıklama kısmına bırakıyorum. OMSI 2'den uyarlanıp oyuna ETS 2'ye aktarılmış durumda. Gerçekten mükemmel bir şekilde yapılmış bir otobüs modu arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ben şu anda 1.39 sürümünde oynuyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten 1.39 artık geçildi. Hani herhangi bir problem yok. Onu söyleyeyim. Oynuyorum. Eğer bu videoya güzel bir like, güzel bir beğeni gelirse bu otobüsle arkadaşlar İstanbul'daki metrobüs yolunda süreceğim. Evet, gerçekten bu otobüsle metrobüs yolunda süreceğim arkadaşlar. Güzel bir like bekliyorum sizlerden. Şimdi otobüsü şöyle sizlere bir tam tur olarak göstereyim. Bu otobüs mod olarak hatta Bus Simulator 18'de de vardı. Otobüs Simulator 18'de. Şöyle dörtlülerini açayım. Gerçekten mükemmel. Rengini sarı yaptım. Hani İstanbul'da olduğumdan dolayı İETT'ye benzesin diye sarı yaptım. Şöyle içini de göstereyim sizlere. Bakın şu şekilde. İçi de böyle efendim. Gerçekten mükemmel bir otobüs. Şöyle çalıştıralım. Kapılarını bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. İnanılmaz bir şey arkadaşlar, bakın. Kapatalım efendim. Bir dakika. Bir dakika, yanlış mı yaptık? Evet, bu şekilde de kapılarını kapatıp açabiliyoruz. Şöyle arka tarafa açtık. Şimdi ben, tuş kombinasyonlarım biraz farklı olduğu için bakın bu şekilde açıp böyle açıyorsunuz. Orayı da açalım. Şu sinyali bir kapatayım. Açtık. Öyle kapanıyor efendim. Bir kere daha göstereyim. Beceremedim çünkü doğru düzgün. Bu şekilde otobüsün kapıları açılıyor. Bu şekilde de kapanıyor. Şahane bir şey. Gerçekten otobüs mükemmel. İçini göstereyim şöyle. Solaris Urbino efendim. Adam yapmış ya. Vallahi yapmış. Şimdi servise doğru götüreceğim sizleri. Birazcık da böyle detayını göstereceğim. Bu hani herhangi bir 10 dakikada mod videosu olarak değil, normal İstanbul'da belediye otobüsü kullanma sürüşü gibi düşünün. Bakın. Şu detayı göstereyim, bakın. Freni çektiğimizde lastiklerin kilitlendiği işareti çıkıyor. Ya bayağı bir sinyal verdiğimizi böyle yanıyor. Selektör, korna, iç ışıklar. Şöyle göstereyim. Animasyonlu sol taraftan şöyle. Bakın. Animasyonlu. El freni animasyonumuz mevcut. Gerçekten şahane arkadaşlar. Otobüs kapıları neredeymiş? Animasyonu şu mu? Ha şu. Şu kırmızı buton arkadaşlar. Abi inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz bir şey yapmış adamlar. Kapat abi. Haydi bakalım. Bunun videosunu bol bol çekerim sizlere eğer isterseniz. Şöyle farlarımızı da bir yakalım. Vay 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 vay. Seslere bak. Tıs tıs sesleri. Mükemmel mükemmel. Fazla tıs tıs yaparsanız ekranda uyarı çıkıyor. Bunun sinyal sesi bir garip. İçeride navigasyonumuz yok. Şöyle yapacağız o yüzden. Vay arkadaş, vay arkadaş. Oğlum oyunun resmen şeyi değişti ya. Ha vites yok. 4, 3. Yok arkadaşlar 4 vites. Olsun. Belediye otobüsü kullanıyoruz abi. Biraz motor sesi fazla. Şimdi bizim Türk arkadaşlar bunları editler. Büyük ihtimalle bu Solaris işte otobüs modlarını editler ama hani bilmiyorum yasak mı değil mi o konuyla ilgili. Arkadaşlar otobüsün içerideki sesi inanılmaz şey bayıyor. Çok ağır bir sesi var kabinin içine gelen. Onu düzeltmeleri lazım ya şu. Sürekli bir kuru gürültü var içeride. İnanılmaz bastırıyor bu ses. Havaya bak ya, yağmur yağacak. Şöyle silecekleri de göstereyim sizlere, bakın. Hepsi orijinal abi. Hepsi orijinal ya. Mükemmel bir şey. Buradan mı giriyorsun? Yok buradan değil. Ay ananı buradanmış. Tabii 4 yok, 5 yok. Böyle bir belediye otobüsü. Ben bir tane böyle körüklü otobüs modu bekliyorum gerçekten. ETS2'nin büyük bir açığı abi mod olarak. Körüklü bir otobüs yok. Bakalım yapan olacak. Ben çok eskilerden vardı. Ondan sonra kimse körüklü otobüs falan yapmadı bir daha. Güzel yapmışlar. 3 vites, 4 vites gayet hani şahane ya. Orijinal olmuş. Çok orijinal bir mod. Çok gerçekçi bir mod. Direksiyon, kabin, otobüsün dışı, kirliliği inanılmaz. Gerçekten efsane. Ben böyle bir mod görmedim. Bu videoya deli bir like geliyor arkadaşlar. İnanıyorum. Ondan sonra sizlere çok hızlı bir şekilde Metrobüs yolunda otobüs seferleri geliyor. Bu otobüste hatta ben harita modu indirip yol da yapabilirim eğer isterseniz. Yani belediye otobüsü sonuçta arkadaşlar bu. Yanlış yerlere mi gidiyorum şu anda acaba? Ben nerelere gidiyorum bir dakika. Belediye otobüsüyle. Tamam abi belediye otobüsü sürüyor sonuçta. Aynen şeyden çıkacaktım, diğer taraftan çıkacaktım. Buradan değil buradan. Kırmızı alan o kadar küçük ki görüyorsunuz yani karışıyor hepsi birbirine. Durak varsa duralım abi. Şöyle bir belediye otobüsü oyunu olsa. Şöyle duraklarda dursak veya uzun yol otobüsü olarak seçebilsek. Veya şehir içi işte belediye otobüsü veya şehirler arası. Hani şöyle bir otobüs oyunu olsa mesela, değil mi? Allah'ım ne güzel olurdu be. Evet, son hızını da görmüş olduk. 85 arkadaşlar. Otobüsün son hızı 85. Dediğim gibi Metrobüs yolunda sürebilirim eğer isterseniz bunu İstanbul'da. Vay arkadaş, vay arkadaş. Şunun güzelliğine bak. Buradan sonrası dümdüz artık. Şu kamerayı birazcık mesela şöyle ayarlayabiliyoruz. Bu orijinal hali bu. Ha, kabin de böyle geliyor. Şunu biraz getirelim. Direkt kabin oynuyor. Direkt kabin oynuyor arkadaşlar. Yani oturma şekli böyle ideal. Daha var, bayağı var. Buradan dümdüz gidiyoruz. Durak var mı? Şuralarda bir durayım ya. Bir durak görürsem durayım. Bak, metrobüs yolu yan tarafta arkadaşlar. Demek ki buralarda durak olmaz. Yan tarafta metrobüs var. Eğer dilerseniz dediğim gibi metrobüs yoluna bu otobüste girip sizlere çok güzel bir video hazırlayabilirim. Hani kimsenin yapmadığı bir video olacak. Yine Kaçak TV farkıyla sizlere göstereceğim efendim. Şöyle vitesi boşa atalım. Ses inanılmaz fazla çıkıyor gerçekten kabin içinde. Allah, ne oldu lan? Ulan bir şeye vurduk ha. Altına vurduk herhalde kaldırıma. Neredeyiz? Birazcık daha ileride. İşte şu benim şeye benziyor. Vloglardaki arka plandan gelen sese benziyor. Fren yapınca da tıslıyor. Bakın durak gibi bir yer mesela. Servise geldik. Sizlere modifiye bölümünü göstereyim otobüsün. Çarpacak bu. Döndüremedik. Otobüs ya, tır gibi değil. Evet, şimdi sizlere modifiyesini göstereyim. Çok fazla bir seçenek yok ama içini dışını renk olarak değiştirebiliyorsunuz. Renklerinden başlamak istiyorum. Bakın hızlıca gösteriyorum. Mesela böyle yaparsam İzmir'deki belediye otobüslerine benziyor. Böyle yaparsam İstanbul oluyor. Veya şöyle yap, bakın. Görüyor musun? Aradaki fark bu. Şu. Hani şu ön tarafın rengini değiştiriyor, şu farların olduğu bölümü. Şöyle hızlıca göstereyim. Mavisi var. Böyle renkleri mevcut efendim. Böyle yine İzmir'deki belediye otobüslerine benzedi. Yani şöyle. Bakın bu tarafı böyle kirli. Bütün otobüslerin hani bu tarafı boyaların bu tarafı kirli arkadaşlar. Yani renk olarak değişiyor ve kirliliği aynı kalıyor gördüğünüz gibi. Yani belediye otobüsü kirli olur demiş kısaca. Bütün hepsi kirli yani. Şimdi şu motor ve kabin olarak göstereyim. Şöyle kabinde şöyle bir iki seçenek var. AC dediği ne oluyor bilmiyorum ama klima ile ilgili bir şey olabilir belki. Hani ha, şurada klima butonları geliyormuş. Bakın klima butonu geliyor. Hani ben üsttekini kullandım, değiştirmedim. Şöyle yaparsanız ne oluyormuş? Şasi değişiyor ama hani ne değişiyor yine bilmiyorum. Ben ellemedim arkadaşlar. 4 vites değiştiremiyorsunuz. Lastiklerini yine değiştirmeyin, ellemeyin, bozulur arkadaşlar. Adamlar ayarlamış zaten. Sadece iç koltuklarını bu şekilde bakın istediğiniz rengi yapabiliyorsunuz. İçini o şekilde değiştirin. Ön tarafta direksiyon değişmiyor. Mesela şu para üstü falan veriyorsunuz ya, bunları ellemiyorsunuz zaten, çıkmıyor. Şu ışıkları değiştirebiliyorsunuz şöyle, iç ışıklarını. Otobüs bu şekilde efendim. Yani şöyle tutma yerleri var bakın tepelerde. Şunları kaldırabiliyorsunuz. Bir de dediğim gibi koltukları ya bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir şekilde hani modifiye edebiliyorsunuz. Başka da bir olayı yok zaten. Hani tepe şeyini değiştirebiliyorsunuz, şuradaki ışık yerini. Hani şey, Almanca falan yazıyor, o yüzden ellemedim. Hatta göstereyim, niye göstermiyorsam buraya kadar gelmişim. Bakın şu. Şöyle. Gördüğünüz gibi efendim. Farlarımızı bir yakalım. İç ışıklar bu şekilde yanıyor. Onu da bir göstereyim. İç ışıklarını göstereyim. Tabii içeriden gösteremiyorum. İç ışıklar farlarla birlikte yanıyordu ama niye böyle oldu? Allah Allah. Neyse. Ha, buradan yanıyor ışıklar. Böyle yanıyor yani. Buradaki ışıklar yanmıyor. Allah Allah, yanıyordu. Neyse arkadaşlar, otobüs bu şekilde. Açıklama kısmına tüm detaylarını bırakıyorum. Mutlaka ama mutlaka denemeniz gereken bir otobüs modu. Şöyle kapılarını da açalım efendim. Şöyle kapıları açıp kapatabildiğimiz inanılmaz kaliteli bir belediye otobüsü. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu otobüste metrobüs yolunda süreyim mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.